Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle çok tatlı, çok değişik bir video izleyeceğiz gençler. Gelecekte çıkabilecek, konsept ya da yapılmış, geleceği gösteren arabaları inceleyeceğiz gençler. Daha fazla için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da en sevdiğiniz araba markası hangisi yazın bakalım gençler yorumlara. Benim en sevdiğim araba markası Mercedes. Ama en çok kullandığım da Volkswagen gençler. Siz de yorumlara yazın bakalım en sevdiğiniz araba markası hangisi ve başlayalım ki. Evet, ilk arabamız Rolls. Bu ne lan? Gençler, Rolls Royce'la başlıyoruz. Şuna bakın, akıllı bir yapay zeka ve içinde böyle bir normal kanepe var. Bütün özellikler Eleanor diye birinden, yapay zekadan kontrol ediliyormuş. Direksiyon direksiyon yok. Oha! Şuna bakın gençler, bu ne la? 6 metre! Anne! Gerçi ve görüyorsunuz, gerçekten de var yani. Bakın üstü açılıyor, cam tavan. Çantalarınızı koyabileceğiniz yerler var otobüslerdeki gibi. Bagaj yok, bagajı arabanın altına koyuyorsunuz. Oha lan. Şuna bakın gençler, içi ev gibi. Ve direksiyon diye bir şey yok, yapay zekası istediğiniz yere götürüyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu diğer arabamız. Şuna bakın. Oy. İçi full ekran. İsterseniz cam oluyormuş gençler, isterseniz ekran oluyormuş. Bakın bunda da direksiyon yok. AI yapay zeka kendi sürüyor. Oha lan. İsterseniz bakın size dışarıyı gösteriyor, isterseniz televizyon melevizyon izleyebiliyorsunuz. Bu da yine elektrikli. Koltuklarına bakın. Aga bu nasıl bir şey la? Gençler, gelecekteki arabalar böyleyse bu nasıl bir şey be? İnanılmaz bir şey. Şuna bakın. Binmeniz için üstü açılıyor. Kapılar açılıyor. Koltuklarda yan dönüyor. Sıradaki arabamız gençler BMW Vision. Bu ne la? Oha! 5 metre gençler, şuna bakar mısınız? Her like atana bundan bir tane hediye ediyorum. Her like atana. Şuna bakın gençler, tekerler içinde onunla birlikte hareket ediyor. Aman Allah'ım be. Tekerleri görmüyorsunuz, itici gözükmüyor. Aman Allah'ım. Arabaya yaklaştığınız zaman camlar otomatik açılıyor ve direksiyona bakın. İçinde de 800 tane hareket eden üçgenler var. Şuna bakın. Sizinle konuşuyor, yapay zeka da kullanabiliyor. Navigasyon direkt içine yansıyor. Oha be. Otomatik durabiliyor gençler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ben böyle bir şey görmedim. Gençler, buna bayıldım be. Şu arabaya bakar mısınız? Sıradaki arabamız Lincoln Model L100 konsept. Yine kendi süren bir araba. Gençler, gelecek demek ki sürmek diye bir şey yok. Yapay zeka kendi sürecek. Gelecek bu yani. Şimdiden bile zaten var biliyorsunuz, Tesla falan kendi sürebiliyor arabayı. Ama ileri gelecekte artık hepsi kendi. Şuna bakın gençler, 3D şekilde gösteriyor nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı. Oha be. Bu nasıl bir şey ya? Gençler, gelecek full elektrik. Artık benzin, dizel diye bir şey kalmayacak. Mercedes geldi. Üff. Oy 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 oy. Avatar konseptiyle gençler. Şuna bakar mısınız be? Aman Allah'ım, ben böyle bir şey görmedim.
700 kilometre elektrikle gidebilecekmiş. 5 metre 11 santim. Yine 33 tane hareket edebilen şeyi var. Rüzgara müzgara ayarlamak için kendini gençler. Oha ya, bu nasıl bir şey be? Şuna bakın gençler. Full sağ sola hareket edebiliyor. Böyle tekerlerin dönme virajı falan yok. Sağ sola gidebiliyor ve hologram elinizle hareket ettirebiliyorsunuz arabayı. Oha be, bu nasıl bir şey ya? Hayal bile edemiyorum arkadaş. Sıradaki gençler, HPV bir şeylerdi. Hyperion. Hidrojenle çalışıyormuş gençler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine böyle yarış arabası, süper arabayla o yarış arabası o konsepti gençler. 1000 kilometre gidebiliyormuş bir tankla. Karbon titanyumdan yapılmış arkadaş, bu nasıl bir şey la? Gençler şuna bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Hidrojen doldurma alanları olacakmış gençler, aynı benzinlikler gibi. Bence hidrojen elektrikten daha iyi ya. Vay be. Sırada gençler Barchetta diye bir araba. GAC'nin bir yine konsept arabasıymış. Formula 1 arabası tarzı. Şuna bakın, üstü açık bir araba. Oha be. Şuna bakın, yine ayı gibi tekerler. Herhalde ileride teker diye bir şey kalmayacak gençler. Özel alüminyumdan yapılmış özel tekerler diyor. Vay be. Bakın ekranınız güzelce önünüze geliyor. Direksiyonda ekranınız. Vay be. Herhalde gençler dediğim gibi ileride zaten direksiyon diye bir şey kalmayacak. Tamamen yapay zeka kendisi olacak. Audi'den bir araba geliyor. Of. Oy 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 oy. Audi'nin gelecekteki tahmini arabaları. 5 metre. Tesla gibi tekerleri var yine. Oha ya. 22 inç tekerler. Offroad'da falan kullanabileceğiniz şekilde gençler, şuna bakar mısınız? Bu biraz daha yakın zaman gibi. Direksiyonu, vitesi falan her şeyi var. Bakın bisikletleri koyup götürebiliyorsunuz. Biraz offroad dağ arabası. Vay be. Şuna bakın gençler, gözlüğünüzü taktığınız zaman. Oha. Arabanızı yanınıza çağırabiliyorsunuz. Hani anahtar yok, gözlüğünüz var. Oy 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 oy. Bakın gözlüğünüzü taktığınız zaman böyle yapay şeylerle de yönetebiliyorsunuz arabayı. Mesela hızlan diyorsun. Şuraya... Aga bu nasıl bir şey ya? Üf, direksiyon çok güzeldi. Oy oy oy. Renault. Gençler Renault Ez Ultimo. Oha, bu da yine kendi gidiyor. Direksiyon diye bir şey yok gençler. Biniyorsunuz, koltuklar var. Bakın içeriği komple karartabiliyorsunuz. Aman Allah'ım ya, bu nasıl bir şey be? Gençler kapının açılışlarına falan bakar mısınız? Şu içeriye bakın. Demek ki gençler öyle bir süspansiyonlar olacak ki ileride bardağı falan rahatça koyabileceğiz. 5.6 metre masa çıkabiliyor önünüze. 600 diamond cam gençler. Hem dışarıyı izleyebiliyorsunuz hem de direkt karartabiliyorsunuz camları. Aga bu nasıl bir şey be? Şuna bakın gençler. Oy 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 oy. Bunları görünce insanın gelecekte yaşayası geliyor be. Vay arkadaş. Gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmazdı arabaların hepsi. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın bakalım. Ben hepsine bayıldım gençler.
Gelecek bölümlerde gerçekten şu an piyasada olan arabalara falan bakabiliriz. Daha fazla böyle araba videoları gelsin mi gençler? Yorumlara yardırın bakalım. Yani gelecekten gördüğümüz tamamen kendi giden arabalar olacak. Böyle yapay zekanın sürdüğü arabalar olacak. Sonra tekerlek diye bir şey kalmayacak. Onlar da özel maddelerle yapılacak gençler. Gelecek %100 full elektrik veya hidrojen olacakmış gençler. Benzin, dizel diye bir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Vay be, çok güzeldi. Buraya koyduğum videoları izleyin. Bıraktıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.